İyi akşamlar sevgili izleyenler, Gözlem'e hoş geldiniz. Bu akşam kıymetli konuğum, müteahhit ve ekonomi konumuz, müteahhitlerin konusunda bakıyoruz. Abdullah Taşkan, Manisa'nın tanımış olduğu ve hürmetle gördüğü bir isim. Şimdi 2016 yılında Manisa ekonomisi neydi? 2017'ye girdik ama iyi başlamadık. İstanbul faciasıyla beraber sarsıldık. Gene de programımızın başında şehit olanlara rahmet, yaralı olanlara da sağlık diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizle beraber. Ben kıymetli konuğum Abdullah Taşkan'a hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Manisa'nın tanınmış iş adamlarından oluşu ve Manisa'yı çok iyi bilişi, Manisa'nın sadece iş hayatı değil, siyasi hayatına da hakim olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan sizleri aydınlatacak bilgileri kendisinden rica edeceğiz ve dinleyeceğiz. Ben pek fazla müdahale etmeyeceğim. Çünkü neden? Ekonominin içinde olan Sayın Taşkan. Bu bakımdan tekrar hoş geldiniz diyorum ve... Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Önce 2015 yılındaki kazanç neydi Manisa ekonomisinde? 2016'da ne oldu? Ama bütün bunlara rağmen olumsuz olanlar da var, olaylar da var. 2017'de ne bekliyoruz? Tabii bunun bir de siyasi ayağı da var. Yani ülkenin ekonomisinde harp yapıyoruz. Güneydoğu'da savaş veriyoruz, şehit veriyoruz, gazi veriyoruz. Bunlar ne getirir, ne götürür, ekonomiye ne gibi bir katkıda bulunur? Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani böyle siyasi bir şey görecekseniz o siyaset gözlüğünü şehri bırakacaksınız, taraf gözlüğünü. Böyle olması gerekir diye dobra. Evet. Yani tesir altında kalmadan. Yok, biz tesir altında kalmayız. Bizim ne o yaşlarımız ne o kimliklerimiz. Öncelikle ben programımıza yeni katıldığım için, beni davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum size. ETV ailesine de teşekkür ediyorum. Bizim İstanbul'da, daha önce Ankara'da, daha önce yine İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Ankara'da, Kayseri'de şehit olan haksız bir yere, hiç hakları olmadığı halde şehadete erişmiş bu insanlar, hangi uyruktan olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, yaşam hakkı sadece Tanrı'ya, Yaradan'a ait. Hiçbirimizin, hiç kimsenin yaşam hakkı kaç sene yaşayacağını, bizim onu şekillendirme ya da tasavvuf etme hakkımız yok. Bunun Yaradan'da olduğunu bilerek hareket edelim. Onların hepsine rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı olan yurttaşlarımıza da, yabancı konuklarımıza da, misafirlerimiz vardı ki bizim gelenek ve göreneklerimizde misafiri öldürmek yok biliyorsunuz. Misafir geldiğinde, Anadolu'da öyledir. Biri, yabancı biri geldiğinde, eğer iki aile arasında kavga bile varsa, savaş bile varsa, o misafir geldiği gün ara verilir ona. Onun söyleyeceği iki cümleden sonra iki aile kapışacaksa kapışır ama o aile, o misafire asla zarar gelmez. Biz yabancı konuklarımıza da bu zararı verdik. Tabii bunun dışarıdan olduğunu biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetlerden bir şahsın bu katliamı gerçekleştirdiğini, diğerlerinde başka yerin köpekleri ve uşakları olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiçbir tanesi bizim ülkemizin ve vatanımızın, bayrağımızın sevdalısı insanlar değil bunlar. Bunlar bizim düşmanlarımız. Bir üç gün önce bir arkadaşımı dinledim ben. Güzel bir cümle kullandı. Dedi ki, okuduğu bir kitaptan açtı. 5000 yıldır bu coğrafyada sadece 350 yıl savaş olmamış dedi. Elimizdeki belgelerde ve kaynaklarda okuyan bir arkadaşım. Yani 5000 yıl düşünün, bir coğrafyayı sadece 350 yıl. %10'u bile değil, %8,5. Yani 100 yıl yaşıyorsanız burada 91,5 yılı bu coğrafyada savaş var. Bunun 2-3 tane ana sebebi var. Bir, eski İpek yolu biliyorsunuz. Ticaret yolu. Ticaretin döndüğü bir yer. Şimdi siz burada tekrar bir 100 yıl, 150 yıl sekteye uğramışsınız. Bir Osmanlı'dan sonra sekteye uğramışsınız. Toparlanmışsınız ülke olarak. Genç bir nüfusunuz var. 18 milyon genciniz var sizin. Sadece okuyan öğrenciniz var.
30 yaş altı 42,5 milyon nüfusu olan bir ülkedeyiz biz. Böyle bir genç düşünebiliyor musunuz? Yani Avrupa'nın bir sürü ülkesinin, işte bir sürü ülkenin, Norveç'in, İsveç'in, Finlandiya'nın, Hollanda'nın, yani birçok ülkesinin nüfusu 10 milyonun altında ya da 10 milyonun çok az üstünde. Yunanistan yani komşumuz 10 milyon ve bunların %70'i, %80'i 70-75 yaş üzeri, 65 yaş üzeri yaşlılar. Yani ülkesinin ekonomisine bir şey katacak olan insanlar değil, varlığından istifade edecek olan insanlar. Ama bizde 40-42 milyon insan var. Biz bu gücü doğru kullanmalıyız. Önce Türkiye'nin bunu uyanıp doğru kullanması lazım. Çözüm ne? Çözüm şu, şimdi biz hamurumuzu doğru yoğurmuyoruz bir sefer, bu kesin. Bunu siyasetçiler kusura bakmasın. Ben şimdi bir orantı yaptınız, dediniz ki şu kadar genç insanımız var. Evet. Şu kadar orta, belli, yaşlılar grubunu da ayırdınız. Bunların içinde iş sahibi olmayan grup ne kadar? Şunu söyleyeceğim, hamurumuzu doğru yoğurmuyoruz biz. Nasıl? Ya suyunu fazla kaçırıyoruz ya ununu kaçırıyoruz. Biz gençlerimizi yetiştirirken gençlerimizi uyanık olarak yetiştiriyoruz. Akıllı olarak yetiştirmiyoruz. Türk toplumunun böyle bir sıkıntısı var. Uyanık. Yani, uyanık derken ya uyanık. Fırıldak yetiştiriyoruz çocukları. Fırıldak yetiştirdiğiniz zaman bir sonraki hamleyi düşünmüyor. Akıllı insanlar düşünüyor. Günü yaşamayı düşünüyorlar. İşte günü yaşamayı düşünürseniz böyle olursunuz yani. Şimdi 80 milyonluk bir ülkeyi düşünün. 80 milyon. 6,5 milyon da yabancı var bu ülkede şu anda. Dışarıdan gelen Afrikalılar, şunlar bunlar. Ve en son Suriye meselesi bizim başımızdaki en büyük belalardan bir tanesi. 931 kilometre, 911 kilometre sınırımızın olduğu. Onların ekonomiye ne kadar tesiri var? Şimdi iki yönü var onların. Bir yönleri ekonomiye katkıları var. Türkiye artık maalesef çalıştıracak işçi bulamıyor. Bir katkıları kaçak var onların. Kaçak çalıştırıyorlar. Yani kaçak, devlet onlara biliyorsunuz yarı özel gibi bir hak getirdi. Onlar sigortalı artık işe giriş yapabiliyor, çalışabiliyor. Bir de orada kamplarda baktığımız yaklaşık 2,5 milyon civarında, 3 milyonun üzerinde bir sayı var. Bunun 400-500 bini halkın arasına karışmış bir şekilde Gaziantep'te, Urfa'da, İstanbul'da, Manisa'da çalışıyor ya da dileniyor, bir şey yapıyor ama geri kalanı kamplarda. Bu kamplarda olanlara biz yardım ediyoruz. Geri kalanlarına da biz istifade ediyoruz. Yani eksisi artısını tabii ya Devlet İstatistik Kurumu'nun bildiği bir şey. Beni çok bilgimi aşar. Ekonomiyle ilgili de 80 milyonluk bir ülkenin bence ekonomik kaygılarının olmaması lazım diye düşünüyorum. Yani ben bir iş adamı olarak, bir iş yapan ve ticaretten hayatını kazanan bir adam olarak yaklaşık 130-140 tane de çalışma arkadaşı olan bir ekibin başındayım. Öyle diyeyim ben. Benim ekip arkadaşlarım onlar. Biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bizim ülkemize olan bağlılığımız, ülkemize olan inancımız tam. Bu tarihin her aşamasında olmuş. 80'i ikimizin de yaşı çok rahat yeter. Gözümüzün önünde 1980'leri yaşadık. Kardeşleri birbirine kırdırttılar bu memlekette. Ama bu memleketin sağduyulu insanları çıktı. Dedi ki biz kardeşiz, böyle bir kavgaya gerek yok dedi. İnsanlar inandı. Bizim yukarıdaki siyasetçilerin bir birlik olma zamanı şimdi. Belki yanlışlar yapılıyor olabilir. Siyasi iktidar da yanlış yapıyor olabilir. Dalgalara atlamayalım ama sizin geldiği yer, yukarıdaki siyasetçilerin birlik olması gerektiğinden bahsediyoruz. Evet. Kısa sözü olabilir mi? Bence olabilir. Niye olmasın? Ne yapmamız lazım? Eğer bizim tek derdimiz vatansa... Herkes ayrı telden çalıyor. Şimdi bak, çalacak siyasi fikir tabii ki olacak. Siz benim gibi, ben sizin gibi düşünemem zaten. Eğer düşünürseniz ben Abdullah olmam, Yüksel olurum. Siz de Abdullah olursunuz. Öyle bir şey olmaz zaten. Ayrı fikriniz olması lazım. Fikrin zenginliğinden memleket zenginleşir. Fakir fikirden ne çıkar ki? Siyaset olsun, değişik düşünceler olsun, onlara bir saygı duyalım. Demokrasi hazım sanatı. Siz eğer hazmetmiyorsanız karşıdaki insanı, demokrat değilsiniz. İstediğiniz kadar ben demokratım deyin. Sözden olmaz. Hazım sanatıdır. Hazmedeceksiniz onu. Karnınızda sancı yapmayacak, ağrıtmayacak bir tarafınızı. Bu konuyu başka bir programda konuşalım. Biz ekonomiden gelelim konuya. Çünkü o alıp başır başka yere gidecek. Evet. Gitmesin. Şimdi 2015'te de bekledik biz. 2015'te tabii biz 2016'da daha umutluyduk. Daha mı mutlu olduk? Yani 2016'da umutluyduk. Ama mesela 2010... kendinize göre kaç inşaat yapabildiniz? 2016'da şöyle bir şey oldu. Biz biliyorsunuz iki tane seçim yaşadık. Ciddi seçim yaşadık yani. Evet. Böyle 7 Temmuz
seçimi. 7 Haziran. 7 Haziran, Aralık seçimlerini yaşadık ve bu seçimler ciddi seçimlerdi. 2015'teki seçimler ciddi seçimlerdi bunlar. Evet. Ülkenin ekonomisinin düzelmesi, biraz inme kazanması yönünde bir şey varken birileri her zaman bu memleketin tekerine çomak sokuyor. Hazır, ellerinde çomakları bekliyor ama biz de bekliyoruz. Bizim inancımızda da bir zayıflık var. Bizim önce inancımızı tamamlamamız lazım bu konuda. Beklentimiz 2016'da iyiydi. Tam gerçekleşti mi derseniz hayır ama %60-%65'i gerçekleşti. İstediğiniz kredileri alabildiniz mi? Şimdi krediler var. Türkiye'nin kredileri var. Türkiye'nin bankacılık sektörü iyi. Yani iş adamları olarak bizim arkamızda. Bütün bankalar. Sizin onu piyasaya yansıtmanız. Şimdi şöyle bir şey vardı. Dün birkaç arkadaşımla konuşunca bir dostum şöyle bir cümle kullandı. Bana göre çok doğru bir cümleydi. Dedi ki ben kriz zamanlarında işime daha erken geldim, daha geç evime gittim. Ben daha çok işte iş kovaladım, daha çok mal satmak için uğraştım, daha çok emeğimden üstüne koyarak bunu bir diğer deyimden kapattım açığımı. Şimdi biz ne yapıyoruz şu anda? Sabah saat 10'da Manisa'da kahvaltı yapacağımız yer yok. Sabah saat 10'da Manisa'nın içerisinde kahvaltı. Çorbacı bile, Manisa'nın çorbacısı bile bir iki tanesinin dışında çorbacı yok. Çorba içeceğiniz yeri yok yani. 400 bin nüfusu olan bir şehirden bahsediyoruz. Şehzadeler şehrinden bahsediyoruz. Geçmişi olan bir şehirden bahsediyoruz. Yani şimdi Manisa'nın organize sanayisinde 50 bin insan çalışıyor. Ve sanayi bizi taşıyor. Biz müteahhitlik sektörü olarak yaklaşık Manisa'da 700-750 tane bu işi yapan insan var ama 10-15 tanesi ciddi firma. Geri kalanı 3 daire yapan, 2 daire yapan, işte kaba bir tabirle kimse hakaret etmek istemiyorum. Saygı da duyuyorum insanların yaptığı işe. Merdiven altı diyorlar ya, hani o tip iş yapan insanlar, onlar da geçimini sağlıyor işten. Ama esas bu işi yapan, bu işin lokomotif kısmını üstlenen firma sayısı 15 ya da 16. Ve iş saygınlığı olan, firma saygınlığı olan da 15-16 tane. Yani bizim rakibimiz maalesef 14-15 tane ve biz bunlarla bu işi yapıyoruz. 14-15 kişinin de yaptığı yılda yaklaşık 1500-1600 daire. Şimdi Manisa'da günlük doğumlar 14-15 civarında. Şu anda her gün 14-15 tane doğum var. Ama 12 ile 13 kişi arasında da ölüm var. Yani bu orantıyı çok doğru hesaplayıp üretimi ona göre yapmak lazım. Sizin her tarafı beton yığını yapıp bir sürü daire yapmanızın da bir anlamı yok. Ya da eksik yapıp fiyatların anlamsız bir yerde yükselmesinin de bir anlamı yok. Şimdi şöyle bir şey var Manisa'da. Manisa'daki en büyük sıkıntı şu. Bir planlama eksikliği var Manisa'da. Yoksa Manisa'da kimse işsiz değil. Siz bulamıyorsunuz işsiz. Şimdi sizin bu mekanın sahibi olan Erdiş Bey'e de sorun. Başka insanlara da sorun. Gidin organize sanayine de sorun. Bütün iş adamları, konuştuğum bütün iş adamları, bütün dostlarım aynı şeyi söylüyor. Ne kalifiye eleman var, bizim alacağımız insan var, bizde çalışacak, bizim işimizi görecek insan var. Ne de kalifiye olmayan insan var. Ve bizde herkes işi beğenmiyor. Ya senin vasfın ne dediğinizde, ben çalışacağım diyor adam. Abi ne yapacaksın sen? Bunu sorduğunuzda bir cevabı yok. Ben çalışacağım, ben diyor, her işi yaparım diyor ben. Her işi yapan insan biliyorsunuz işsizdir, mesleksizdir yani. Bir insan her işi yapmaz ki. Yani siz bir doktora, bir doktorluk adam hekimlik yapıyor. Tıbbın eğitimini almış. Onun bile bir branşı var. Yani işte ya ortopedi konusunda ya da cerrahi konusunda bir uzmanlık dalı var değil mi? Bir alanı var sorduğunuzda ben cerraham diyor yani. Bizde bu tip insan sayısı çok. Yani özellikle Manisa'da işsiz yok. Ama biz esas mesele şu, beklentimiz şu. Ben 2017'nin Mart ayından sonra, benim şahsi düşüncem, Mart ayından sonra referandumun ayak sesleri aşağı yukarı belli olmaya başladı. Sanki böyle bir Nisan şakası yapılacakmış gibi bana geliyor. Eğer şimdi süre ya da 1 Nisan, 3 Nisan, 4 Nisan'da referandum olacak. Referandumla birlikte Türkiye'nin ekonomisi tekrar çıkışa geçecek. Yani ekonomiden ne bekliyor? Referandumdan ne bekliyorsunuz? Yani bu artık Türkiye bir yere geldi. Bu saatten sonra kaçışı yok bunun. Buraya gelmiş, kaçışı yok. Artık bir siyasi birliktelik olmasa da
bir siyasi güç birlikteliği olacak. Artık Türkiye'nin güçlü bir duruşa ihtiyacı var. Biz bir Avrupa ülkesi değiliz. Biz çok kanunlara çok bağlı, çok kanunlara saygılı ülkeler bir ülke değiliz. Kimse kusura bakmasın burada. Yani belki bizi dinleyen savcı, hakim arkadaşlarımız da vardır. Hukukçu arkadaşlarımız da vardır. İş adamları da vardır. Bunlar hep kendi hayatında yaşanmıştır yani. Kendileri de kendi hayatında bunu yapmıştır yani. Biz daha çok itimat üzerine hareket eden bir ülkenin çocuklarıyız. Bizi hep itimat üzerine, işte dürüst bir adam, saygın bir adam, hep böyle bakıyoruz oraya yani. Yani hukuka çok bağlı bir adam, çok hukuka saygılı bir adam diye bakmıyoruz kimse, birbirine bakmıyoruz. Sıkıntı da burada zaten. Avrupalı ile bizim aramızdaki fark şu. Avrupalı hukukuna saygılı, biz dürüstlüğümüze saygılıyız. Mesele buradan çıkıyor zaten. Eğer biz bu işi hukuksal boyutuyla herkese eşit bir şekilde bölüştürüp çözersek zaten memleketteki her şeyi çözmüş olacağız. Onun için de güçlü bir iradeye, güçlü bir siyasi iradeye de ihtiyaç var. A partisi olur, B partisi olur ama ben iş adamı olarak her zaman güçlü siyasetin olmasını istiyorum ve sürekli istiyorum. Yani siyasetin gidişatı ekonomiye tesir edecek diyorsun. Tabii. Burada sizin şu ana kadar konuşmanıza baktığımız zaman diyorsunuz ki geçen yıla göre 2017 daha verimli olacak. Ben Mart ayından sonra çok umutluyum. Ama işte Mart-Nisan aylarında bir referandum bekliyorsunuz. Evet. Bu referandumun olumlu yani evet geçmesi halinde diyorsunuz açıkçası. İş hayatı daha düzgün olacak. Pürüzler ortadan kalkacak. Bu görüşünüz sizin. Tabii. Doğru mu yanlış mı? Yani doğruysa... Ya ben böyle düşünüyorum. Böyle düşünüyorsunuz. Benim düşüncem doğrudur diye de iddia etmiyorum yani. Şimdi ben bir iş adamı olarak bakışımı söylüyorum. İş adamı olarak beklentiniz bu. Evet. Manisa'daki demek ki ekonominin düzelmesi referandumdaki evet'e bağlı. Yani o zaman yok, artık... Öyle değil mi? Gibi. Yanlış ama evet olmazsa olmayacak. Onunla birlikte uçuşa geçeceğiz dedim. Şimdi olursa uçuşa geçeceğiz. Tabii şimdi. Olmazsa şimdi, duracak şimdi mıyız? Şu anda biz kötü değiliz. Ekonomimiz kötü değil bizim. Yani neticede... Bizim şu anda hangi bankaya gidip kredi alamıyorsunuz? Şimdi detayına girmek istemiyorum konunun. Çünkü konumuz ekonomi ama ekonominin bir başlangıç tarihi olarak da referandumu gösteriyorsunuz. Tabii ondan sonra ben inmenin yukarı yani doğru yükseleceğine inananlardanım. Yani... İster olumlu olsun, ister olumsuz olsun ama gene de Türk ekonomisi bozulmaz diyor. Yok, ben bozulacağına inanmıyorum. Bozulmaz. Ben diyorsun. Bence biz yani ekonomik iki yönlü de olsa gene de ekonominin olumlu olacağı. Bak, Türkiye 2015'te iki tane üst üste seçim yaşadı. Doğru mu? Evet evet. 2015'te de daha önce de hep seçimlerle geçti zaten. Seçim yaşadı. Ve ciddi bir darbe yaşadı. Kendi içinde bir siyasi sıkıntı yaşadı. Bir gün, yani belki ismini sayamayacağımız bir sürü şeyler yaşadı Türkiye. Ona rağmen Türkiye'nin ekonomisi ayakta. Türkiye'nin emeklisi maaşını alıyor. Türkiye'nin çalışan bir sürü elemanı, iş adamı kredisini alıyor. Alabiliyorsa, imkanları yetiyorsa. Yetmeyen adam daha önce de yetmiyordu zaten. İş bozukken de, iyiken de yetmiyordu. Yani adamın işi kötüyse... İşler iyi olduğunda düzelmiyor. Onun kendini bir düzeltmesi lazım. Onunla ilgili bir sıkıntı var. Şimdi biz iş adamları olarak ne bekliyoruz? Ben kendi mesleğimle evet. ilgili söyleyeyim. Bizim kredilerimizin düşük olması lazım. Kredi düşük. Konut kredilerinin düşük olması lazım. Bizim için, bizim işimizin. Düşük olsun. Evet, başka? İyi olması için. En önemli şey istikrar olması lazım. Bizim işimiz istikrarı sever. Biz seli sevmeyiz, biz depremi sevmeyiz, biz savaşı sevmeyiz, biz kavgalı ortamı sevmeyiz, biz kaosu sevmeyiz. Çünkü bizim işimiz güvenle ilgili bir şey. Yani şöyle diyelim, işte kardeşimiz İstikrar genç... İstikrar olmadan... Tabii ki olmaz. Diyorum. Şimdi genç kardeşimiz 20-25 yaşında bir delikanlı, teknisyen kardeşim benim. 25 yaşında bir delikanlı. Şimdi kendini burada güvende hissederse, 100 bin lira diyelim ki 150 bin lira gidip bankadan alıp, borçlanıp bir daire alabilir. Kendi mesleğimle ilgili bir yorumda bulunacağım yani. Alabilir. Kendini güvende hissetmezse nasıl alacak? İstikrarı görmesi lazım ülkesinde. Görecek ki ona göre güvenecek alacak, borçlanacak. Borçlanma psikolojisi güvenle ilgili bir şeydir yani. Şimdi siz ödeyemeyeceğiniz bir parayı
ya da kaygılarınızın olduğu bir parayı nasıl borçlanacaksınız? Evet. Borçlanamazsınız ki. Aksi takdirde elinizdeki varlığı da kaybedersiniz yani. O yüzden istikrar bu anlamda çok önemli. Yani sizin istikrarı... Anladım. Elinizdeki para önemli. Onu tabii şimdi kullanma bakımından. İstikrar olursa şimdi aydın gidecek 100 peki, bin lira... Peki bu istikrar nasıl sağlanacak? Oradan girelim şimdi konuya. Şimdi her tarafımız savaş halinde. Tabii. Doğru mu? Suriye'de savaşıyoruz. Irak'ta savaşıyoruz. Güneydoğu'da yarım yamalak orada da çetelerle savaşıyoruz. Yani terörist dediğimiz PKK'yla. Bütün bunlar bir anda bitecek mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti evet çok büyük. 80 milyon nüfusu olan bir ülke. 1 milyon 70 bin bu şeyden önceki rakamdı. Ordusu olan dünyanın en güçlü ikinci ya da üçüncü ordusu. Bana göre cesaret olarak da birinci ordusu. Onlar teknik donanımlarıyla, ellerindeki silahlarla belki birinci sıraya geçmiştir. Biz yüreğimizle, vatan sevgimizle birinci sıradayız. Bir küçük bir şey anlatacağım bununla ilgili. Belki ekonomiyle ilgili bir şey değil. Bir makale okudum bir dergide. Bir Alman'a sormuşlar. Siz ülkeniz için canınızı verir misiniz diye. %16'sı evet demiş. Bir araştırma şirketi bu. Bir Hollandalı'ya soruyorlar %9,5 diyor. Bir İsveçli'ye sormuşlar %3. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlara sormuşlar %76. Bu Türkiye'de %76. Yani siz eğer 80 milyona göre hesaplarsanız bu memlekette en az 60-65 milyon bu bayrak için canını verecek delikanlı adam var. Ya da delikanlı kadın var yani, saygı duyarım her kim ise. Çünkü bunların hepsinin erkek olma şansı yok %76'sının. Bu memleket yürekli insanların memleketi. Akıllı ihtiyacımız var bizim sadece. Cesaretimiz var. Bizim akla ihtiyacımız var. Üst aklı bir yerde aramayacağız. Kendimizde arayacağız. Kendi içimizde bulacağız. Bizim liderlik yapımız da var. İşimizi idare edecek imkanlarımız da var. Biz bunları yapabiliriz. Bunun için önce inanmak lazım. Ben inananlardanım. Ben inanıyorum. Ben şimdi yeni arsa da aldım. Yeni projede çizdirdim. Yeni yerde yapıyorum. Şu anda elimde işler de var. Ve beklentimin çok da üstünde. Burada şunu diyoruz biz. Biz 80 bin milyon insan nüfus, evet, nüfus inancımızla bir akıla ihtiyacımız var diyorsunuz. O akıllı da tahmin ediyorum düşünüyorsunuz. Yani Türkiye'de bu akıl da var diyorsunuz. Tabii ki ve var. Var ama biz arayışı başka yerde istikrarı sağlamak için kuzey şeyde de olsa, Irak'ta da olsa, Suriye'de de olsa, Güneydoğu'da da olsa biz bunların hakkından geleceğiz diyoruz. Diyorsunuz. Ya biz gelmiyor muyuz? Günde 55-60 tane terörist öldürüyoruz. Şimdi terörist öldürülüyor ayrı konu. Evet. Irak'ta ve Suriye'deki savaşımızda bir kısım diyor ki Suriye bizim toprağımız değil. Onların içine niye karışıyoruz? Orada ölmek doğru mu diyor. Bizim insanlarımız orada ölüyor, şehit geliyor. Kimisi de Güneydoğu'da olaylar için ağlıyor, sızlıyor. Ha biz onlardan öldürdük diye yani intikam mı alıyoruz? Hayır, devletlerin... Almıyoruz. O zaman şunu yapmamız lazım. İstikrarımızı biz kendi içimizde sağlayıp diye düşünüyorum. Şimdi 911 kilometre sınırınız var sizin. İşte, siz bu sınırı nasıl muhafaza edeceksiniz? Şimdi bizim sınırımızı muhafaza etmeye lüzum kalmamış ki, doldurmuşlar sınırımızı. Kim doldurmuş? PKK'nın diğer kolu. Şimdi tamam, onu atmaya çalışıyoruz. Hayır, nasıl muhafaza edeceksiniz şimdi sınırın bu tarafında? Sınır diyor ki, sınır demek nedir biliyor musun? Bir çizgi aramızdaki, tarlamızdaki çizgi. Çizginin bu tarafında. Suriye toprağında adam. Siz uluslararası hukuka göre adamın toprağına müdahale edemiyorsunuz. Ama adam burada, tehlike burada. Her gün seni işte Gaziantep'ine, Urfa'na, Kilis'ine bomba atıyor. Ne yapacaksınız? Şimdi bir dakika. Mecburen gireceksiniz bir oraya. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz ekonomiyi konuşuyoruz. Hani oraya, oralara girmek de istemiyorum. Tabii siz niye girmek istemiyorum oraya? O konular ayrı tartışacaksak. Başka bir gün, başka doğru, bir konuda bunlar tartışılacak ileride de gene. Kesinlikle öyle. Ama şunu söylüyorum. Şimdi korkulara yer yok. Ne iktidara bir laf söylemek gibi bir şey. Ne şey, ne oraya ne buraya. Yani suya sabuna dokunmadan bir program yapıyoruz bugün. Ticaret. Ama yani Suriye'nin daha önce bizim hududumuzda şu vardı derken Suriye vardı değil mi?
Tabii ki. Var mıydı? PYD yoktu orada. PYD'nin şimdi orada oluşu bizi rahatsız ediyor. Onlar vardı orada. Şimdi PYD vardı ama o kadar dibimize Hatay'a kadar gelecek kadar değildi. Ya vardı ama nasıl vardı bilmiyoruz. Tabii vardı orada. Bunlara müsaade edilen kim etti? Amerika etti, şu etti. Biraz da bizim gafletimizden oldu. Tabii. Şimdi bunları bırakıp biz kendi şeyimize güzel bakarak... Güzel mantığı nasıldır biliyor musun? Ha. Şimdi Türk milleti ticareti bilir. Şimdi eskide hatırlarsınız her yerde hanlar vardı. İşte insanlar develerle başka hayvanlarla ticaret yapardı. Ve gelirdi oralarda dinlenirdi. O İpek yolu buradan Çin'e kadar giderdi. Yani biz katır sırtından burada Çin'e mal satmış bir toplumun çocuklarıyız biz. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Hani öldek bir kesim yaratmışlar. Hepsi korkmuş. Aman 3 kuruşum var faizle veririm, 2 kuruşum var bilmem gavurun parasına yatırır bilmem bizim para yatırmamıza gerek yok. Biz ticaretimizi yapalım. 80 milyon nereden geçinecek ya? 80 milyon çadırda kalmayacak bu memleket. Bu 80 milyon sokakta da yatmayacak. Kendi işimizdeki döngüyle bile biz bu 50-60 milyonu idare edebiliriz. Bu toplumun diğer dünya toplumlarında farklı bir tarafı var. Bizim hale dedemiz bize bakar, babamız bakar, amcamız bakar, dayımız bakar. Biz de kendimizden sonraki topluma bakarız. Bizim sorumluluklarımız var. Şimdi imanımız, inancımız sonsuz. Tamam. Böyle bir toplumuz. Buraya evet. Kadar bakalım. Şimdi 2017'de diyelim ki referandum sıkıntı yarattı. Yaratsın. Ne bekliyorsunuz bankalardan kredi olarak? Bak bu memlekette 60 tane hükümet kurulmuş. 90 senelik cumhuriyetin şeyinde. Yani 1,5 tane de bir hükümet kurulmuş. Bu memleket yıkılmamış. Korkacak bir şey yok. Olsun olmasın hiç önemli değil yani. Daha gireceğiz şeylere şimdi. Bu arada yeni kentsel dönüşümler var. Evet. Bu kentsel dönüşümler size ne getirecek? Müteahhit olarak şimdi ne bekliyorsunuz? Kentsel dönüşüm demin bir şey anlattım. Dedim ki Türk milleti uyanık bir millet. Ama aklı hep üst aklı başka yerde arıyor. Aklı kendi içimizde aramıyoruz. Biz sadece hemen ondan siz istifade etmeliyiz. Siz o üst aklının neresindesiniz? Biz oradan hep o arayışın yani, içerisindeyiz. Yani uyanık dediğimden bahsediyorum. Şimdi siz gidip buradaki üst akla Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Burada bu şehirde. Vali Bey'in burada bir serayeti olamaz. Vali Bey devletin adına temsilci ama kamunun adına, kamunun mallarını ve halkın mallarını burada değerlendirecek olan Büyükşehir ve geri kalan 16 tane, 17 tane ilçe başkanlarımız. Bunların anlaşması ekonomiye tesir edecek mi? Şimdi kentsel dönüşümden konuştunuz ya. Şimdi kentsel dönüşümün olabilmesi için, ada bazında olabilmesi için 5000 metreyi geçtiği zaman Büyükşehir'in onayına gittiği için mutlaka burada bir konsesyum, bir birlikteliğin sağlanması lazım. Bunun olabilmesi için. Bir. İki, toplumdaki inancı yükseltmek lazım. Şimdi toplumdaki inanç kim? Siz bir yeri yapmaya karar veriyorsunuz. Buradan bir sevgili belediye başkanımız yukarıdaki üst mahallede bir karar vermişti. Orayı yeşillendirelim. Bursa'daki o vadi tarzı bir şey yapalım. Manisa'nın yukarısına baktığınızda güzel villalar, güzel mekanlar, güzel yerler. Bursa'nın yeşiline benzetmek istiyorum. Evet, güzel bir yer görelim. Orası gecekondularla dolmuş ve oradaki doğru. İnsanların da yaşam koşulları çok kötü. Onları da iyileştirelim. O çocuklar doğru okullara gitsin. O çocuklar sokaklarda bali içmesin, daha düzgün olsun. Aslında çok doğru bir şey yaşanmıştı. Hemen siyaset yaptık biz. Aman işte X ırkındaki insanları İşte şu kampa götürüyoruz. Bilmem kimleri bilmem nereye götürüyoruz. Kimi bilmem nereye götürüyoruz de o işi sabote ettik. Sonra ondan sonraki belediye başkanı bu sefer buna cüret etmeye başladı. O da tuttu birinin ikisinin parasını verdi. Aman dediler malınızı satmayın. Bu değerlendi. Hemen mahkemelere gittik. Şimdi çevre yolu yapıldığında biz çevre yolunu 5 sene durdurttuk biliyorsun. Durdurtma kararı aldık. Değer artışı kararı aldırtmadık. Çünkü biz uyanık bir milletiz. Tekrar söylüyorum akıllı bir millet değiliz yani. Aklımızda sıkıntı var bizim. Onun için başkasının aklıyla hareket ediyoruz yani. Eğer akıllı olsak, devlet şu hakkı vermiş, hukukta var. Ben hukukçu değilim ama ticaret hukukunda iyi kötü bilen bir adamım. Siz değer artışına müdahale edersiniz. Yol yapımı devam eder. Yol kamundur. Bütün memleketin, dedim, milletin hizmetidir yani. Yol bir şahsın malı değildir, mülkiyeti değil. Ben şimdi gelirken bu yolu kullandım ama bu yolun daha önce bir sahibi vardı mutlaka. Kamu burayı kamulaştırdı değil mi? Eğer biz buraya takılıp kalırsak yaşayamayız yani. Böyle bir hayat olmaz. Ama kaç yıldır bu devam ediyor? Şimdi zannediyorum bahsettiğiniz yer Ulu Cami semti tarafı değil evet. mi? Doğru mu? Evet. Bu Ulu Cami semti tarafında
vaktiyle yapılan gecekondular. Evet. Ben AK Parti iktidara gelmeden önce de aynı şeyi yaşanıyordu orada. Aman malınızı satmayın. Seçim şeylerine gittim. Denetimlerinde oralarda dolaştım, haber yaptım. Bu haberlerin içinde oradaki halkla görüştüğüm zaman aman satma, bize şu kadar verecekler, bu kadar verecekler diyen doğulu vatandaşların da iştirak, yani daha çok bulunduğu bir semt orada. Ben geldiğimde şimdi, o şey tarafında evler yoktu. Bak bizim diğer insanlardan farklı bir tarafımız var Yüksel abi. Şöyle bir tarafımız var. Biz birleştirici olmak zorundayız. Ayrıştırıcı olamayız biz. Biz yetişmiş insanız. Toplumun önünde akıllı gözüken insanlarız. Bizim kötü cümleler o insanlara kullanma hakkımız yok. Bütün kesimleri. Biz onları birleştireceğiz. Aklımızla birleştireceğiz. Eğer uyanıklık yapıp ben iki oy fazla almak onlar için... Onlar zaten hayır. Ben devreye girersem. Demiyor zaten onlar. Yok, ama oradan bahsetmiyorum ben. Ucuz yollu ellerinden arazilerini veya evlerini kaptırmak istemiyorlar. Akıldan çözebiliriz. Yani, akıl. Şimdi öyleydi. Şimdi ama hala daha şey döneminden başlayalım. Adil Aygül döneminden de Zafer Ünal döneminden de oralardaki o projeler hep aksadı. Şimdi bak, biz kentsel dönüşüm yasası şundan 1,5 yıl önce 2 yıl önce de çıkmış bir yasa ya da 3 yıldır, yani çok net bilmemekle birlikte çıkmış bir yasa. Daha önce kentsel dönüşüm yoktu. Şimdi var. Şimdi bunu bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Daha önce dönüştüremiyordunuz. Şimdi ada bazında almak için de yeniden bir bu şey karar, bu kararın lazım. Kesinlikle iki ilçenin ve büyükşehrin, ana şehrin olan Büyükşehir Belediye Başkanımızın mutlaka bir fikir birliği olması lazım. Onun yanında da Manisa'da bizim tarz bu ticareti yapan, müteahhitlik yapan firma sahiplerinin de 2-3 kişinin bir araya gelmesi, 4 kişinin bir araya gelmesi, hep birilerini örnek gösteririz ya, bir araya gelip bu projeleri hayata geçirmesi lazım. Bu eserin sahibi Manisalılar olmalı. Bence Manisalı'dı yani. Kesinlikle Manisalılar olması lazım. Dışarıdan birinin gelip buraya katacağı bir şey yok. Ha, gelebilir, tabii ki gelebilir. Biz de gidip başka şehirlerde iş yapıyoruz. Manisalı iş adamları da gidip başka şehirlerde iş yapıyorlar. Yani Kütahya Devlet Hastanesi'ni Manisalı bir iş adamı yaptı. Yani bunu ben gelmesin, yapmasın demiyorum ama şöyle koşullar, imkanlar eşit olsun biz bunu yaptığımızda. Eşit olsun. Şimdi bunlar bir araya gelirse kentsel dönüşüm Manisa'da daha rahat olacak. Şimdi kentsel dönüşüm ne? Siz ada bazında aldınız. Zaten yollar 5 metre ya da 6 metre. Bir arabayı koyuyorsunuz, iki araba, 3 kişinin gel gel ya da geri geri git, ileri git, git demek de geçti bir yoldan bahsediyoruz. Siz bu yola girdiniz. Bu binaları 10 kat yapacaksınız. Altına otoparkı çözdünüz diyelim. Öyle kabul edelim yani. Doğalgaz tesisatınız 3 kata göre yapılmış, 5 kat yapmışsınız zaten. 10 kat yaptınız. Su, kanalizasyon. Seri baştan olacak yeniden. O zaman şehri komple yıkmanız lazım. Yani orasını o duruma yapabilmeniz. Peki bir de şu var. Yine gazetelerde okuduğumuz haberlerden bakıyorum. Siz diyorsunuz ki bu belediyelerin bir araya gelip anlaşmaları çok iyi olur. Yani birlik olmaları gerekir. Bu şehir gerekir. İçin. Bu şehir için. Bu şehir için. Doğru İlk değil mi? Akıl temenniniz biziz. Bu. Üst aklı başka yerde yani aramayalım. Yani arzunuz, temenniniz bu. Evet. Ama haberlere baktığımız zaman efendim büyük şehri biz alacağız. Alsın, beni ilgilendirmiyor tabii. Bir dakika tabii. Şimdi. Birbirlerini yiyor belediyeler. Yesin bana yani ne? Yani siyasette. Siyaset olsun, siyaset olacak zaten. O zaman siyaset kavga ne zaman bitecek? Mesela bak, şimdi fikir, diyelim şimdi ki raylı sistem getirmek isteyecek. Tamam, raylı sistem geliyor Manisa'ya. Biz bunu şöyle yapalım. Manisa'nın menfaatlerinde birleşelim. Geri kalan kısımda fikir jimnastiği olsun. Siyaset yapsınlar. Tabii ki yapsınlar. Siyaset olsun zaten. Siyasetin bir denetim mekanizması var. Karşıt fikrin olması güzel bir şey. Yoksa denetim olmaz. Hepimiz aynı şekilde düşünürsek nasıl olacak hayat? Bir de yani, ekonomi açısından şunu sorayım. Diyelim ki kentsel dönüşüm oldu. Evet. Hemen ne yapacak? Müteahhit firmalara şey verilecek, ihaleye girecekler şeye. Ben yapacağım diyen belli firmalar olacak. Doğru değil mi? Şimdi, bunun en şeyini yapan firma bu işi alacak. Veyahut başka yani, belediye ona verecek veyahut öteki belediye buna verecek. O da olabilir. Ya bu şeffaf olabilir. Ben Manisa müteahhitlerinin bu konuda ne kadar yani pastadan yararlanacağını
düşünüyorum. Şimdi siz bunun neresindesiniz? Manisa müteahhitleri, Manisa'daki müteahhitler şimdi örgütlenmeye başladı 4-5 yıldan beri. Yoksa yabancı mı gelip alacak? Ya yabancı gelsin. Bizimle şartlarımız, koşullarımız aynı olsun. Gelsin, biz aşarız onu. Yabancının gelmesine korkmaya gerek yok. Yani bir gün organizede 10 tane, 15 tane yabancı firma yok mu? Üretim yapan fabrikalar yok mu? Var. Onlar gelince bizimkiler tasını toplayıp kaçtı mı? Hayır, onlar da yapıyor. Kendini deneltiyor, kendini yeniliyor. Yani şimdi reklam olmasın diye isim kullanmıyorum ama övündüğümüz Manisalı 5-6 tane firma var. Şu anda Manisa'da OSEB'in başkanlığını yapan da hepimizin gurur duyduğu bir Manisalı bir dostum, arkadaşım benim. Onun orada olması beni gururlandırıyor ve güçlendiriyor aynı zamanda. Ben kendimi daha güçlü hissediyorum yani. Manisa'nın organize sanayi başkanlığını yapan bir dostumun olması. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Bizim sadece, tekrar söylüyorum, üst aklı dışarıdan aramamıza gerek yok. Biz kendi içimizdeki aklı çok rahat kullanabiliriz. Bunun için önce vatandaş. Siz kentsel dönüşüme başlayacaksınız. Oradaki adamı ikna etmeden sonra bunun bir anlamı yok ki. Mülkiyet hakkı kutsaldır. Devletlerin varlığı mülkiyet hakkıyladır, biliyorsunuz. Yoksa devlet olmazsınız ki. Dikkat edin, devletlerin yabancı istilaya girdiğinde Allah göstermesin, önce nüfus idaresi ve tapu döneleri bombalanır. Çünkü iki tane bilgi önemlidir. Birini mülkiyet hakkını yok etmek için, bir tanesini de insanların nüfuslarını, kütüklerini yok etmektir yani. Ancak öyle o insanları dağıtabilirsiniz yani. O yüzden mülkiyet hakkı devletin varlığını, devletin gücünü, devletin kuvvetini gösterir mülkiyet hakkı. İnsanların da mülkiyet hakkını alamıyorsunuz. Şimdi diyor ki, yani siz işte, yani sizi tenzih ederim, 50 yaşın üzerindeki bir abiye gidiyorsunuz ya da bir hanımefendiye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ben diyor buraya gelin geldim diyor. Benim genç kızım buradan geçti diyor. Ben diyor buradan çıkmak istemiyorum. Şimdi burada iki tane hakkınız var. Ya hukuken bununla gideceksiniz ya da başka kötü bir şeyle gideceksiniz. Şimdi hukuk devleti, kötü bir şeyle gidemeyeceğinize göre hukuken gidiyorsunuz. Hukuksal anlamda gittiğinizde de biz inançlı insanlarız. Onun hakkı var. O diyor ki ben vermek istemiyorum diyor. Size söylediğini Büyükşehir Belediye Başkanı'na da söylüyor, Küçükşehir Belediye Başkanı'na da söylüyor, mahalle muhtarına da söylüyor. Siz bana zorbalık yaptınız diyor. Zorla benim evimi aldınız benim. Ya senin evin dökülüyordu. Bak burada artık oturulmuyor. Yani burası deprem kuşağı. Bu şartlarda binanın olması lazım dediğinizde de size başka bir şey söylüyor. Beddua ediyor, bilmem ne yapıyor. Sizin onunla savaşmanız için de şartlarınızın eşit olması lazım. Sizin kadar güçlü olacak ki mahkemeye girdiğinde sizden alsın. Şimdi siz mahkemeye giriyorsunuz, güç sizde. Burada da bir hukuksuzluk var. Yani vicdani hukuksuzluk var. Vicdanen rahatsız oluyorsunuz. Zamanımız azaldığı için bir toparlama yapalım. Evet. Özetleyelim bu konuyu. Şimdi siz diyorsunuz ki 80 milyon biz birlik ve bütünüz. İnançlarımız var. Kesinlikle. Kimseye boyun eğmeyiz. Türk insanının şeyinde var diyorsunuz. Bu damarında var. Yani bu şekildedir. Bunun yanında Manisa'da ekonomi konusuna baktığımız zaman benim diyorsunuz 140 tane çalışanım var. Evet. Allah'a çok şükür gayet iyi gidiyorum. Bu 2000... Ben bizim işimizi yapan arkadaşlarım yani %90'ı iyi. Ha, yani böyle 140 civarında dediğiniz evet. Eleman var. Ve bunlar sıkılmadan da çalışıyoruz. İşimiz normal. Ve 2017'de diyorsunuz hele Mart-Nisan aylarında yani ülkenin beklediği referandum da olacak ama ister öyle olsun ister böyle olsun daha iyiye gideceğini belirtiyorsunuz. Doğru mu? Ben buna inananlardanım. İnananlardanım. Ve inancım güçlü bu konuda. Ben de işte bu bakımdan size sordum. Bir de şimdi Manisa'da yani yıllardan beri olmayan bir yeni bir şey başladı. Kentsel dönüşüm. Tabii bu Türkiye'de. Yalova depremi ve İzmit depreminden sonra çıkan yasayla bu konuldu. Ve buna devletin katkısı da olacağı. Depreme dayanıksız evlerin yıkılması sebebiyle yeni şehirlerin, evlerin oluşması gündeme geldi. Ve bu konudan yararlanan çok kişi kentsel dönüşüm kararları aldı. İlçelerde dahil. Hı. Şimdi bu devam ederken ben Manisalı müteahhitlerin bu kentsel dönüşümden ne kadar pastadan pay alacağını size söyledim. Şimdi, ama dediniz ki hiç önemli değil.
bunun arkasında... Ada bazında olursa, normal parsel bazında yapıyoruz zaten. Yani ben de kentsel yani dönüşümden 4-5 tane yer yaptım. Diyorsunuz. Bir de müteahhitlerin birlik olacağından bahsettiniz. Tabii o sağlanır. Bir oluşum mu var bu konuda? Bak, ekonomi akıllı insanların işidir. Akıllı insanların işidir. Yani akıllı insanlar ekonomiyi yönetirken mutlaka akıllarını birleştirir. Sizin menfaatiniz varsa bir işin içerisinde o menfaat de birleştirilir. Yani birleşmeleri doğal bir şeydir yani. Dünyanın düzeni rantın üzerine kurulmuş zaten. Yani Amerikalı da ticaret yapıyor. İngiliz'i de yapıyor, Fransız da yapıyor, Alman'ı da yapıyor. Biz de yapıyoruz. Kendi çapımızda, kendi şartlarımızda yapıyoruz. Şimdi biz bu birleşebilir. İki kişi bir araya gelir, üç kişi bir araya gelir. Bankalarla ortak hareket edilir. Yani şimdi bu dönem, tekrar söylüyorum, sözümün başındaki cümleyi kullanıyorum. Bizim sabah saat 6'dan mekanımızı açıp akşam 10'da kapatma dönemidir. Bizim ticari seferberlik başlatmamız lazım. Biz yoksa, yani sivil insanlarız, elimize silah alıp sokağa gitmeyeceğiz. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz ticari seferberliği böyle başlatacağız. Sabah dükkanımızı erken açacağız mekanımızı, inşaatımıza gideceğiz, fabrikamıza gideceğiz. Hani çorbacıdan laf ettiniz evet, gibi. Evet, buradan gideceğiz. Biz onda bile hala şey bulamıyoruz diyorsunuz. Ya tabii şimdi yani siz sabah Manisa'da iki tane misafiriniz geldiğinde Manisa'nın merkezinde sabah doğru. Onlara düzgün bir kahvaltı hazırlayacaksınız. 2-3 tane işte bir yer var. Yerlerden onlara 8'den ondan sonra ya da çorbacıya gitmek zorundasınız. Doğru yani. Değil mi? Böyle olmamalı bir şehir. Bu şehirde en az 100 bin tane yabancı yaşıyor. Dışarıdan gelen memurlar var, akrabası olmayan insanlar var. Bilmiyorum bir şey dikkatinizi çekti mi? Bayramda gittiğinizde AVM'lerde insan dolu. Neden? Onlar hep yabancı. Onların annesi, babası, teyzesi, halası burada olmadığı için adam oraya gidiyor. Demek ki sizin bayramda da... Manisa'nın büyük olduğunu artık kabul etmemiz lazım. Eski Manisa değil. Barındırın, insanları barındıracak alanlar yaratmanız lazım. 65 bin nüfustan nereye geldi Manisa? Yani ya... şöyle baktığımız zaman yıl 1961 falan o kadardı. 70 bin değildi büyük ihtimalle. Yani ben o zaman asıllıydı nüfus yazılır. Evet. Ya şimdi... ben 74-80 bin sanırım hatırlıyorum yani. Yani şöyle şunu söylemek lazım. Bu memlekette hiç korkmamıza gerek yok. Bu memleket korkuların memleketi değil, yürekli insanların memleketi. Bu topraklar hep yürekli insanlar tarafından korunmuş. Bundan sonra da öyle korunacak. Ekonomik anlamda da yürekli olacağız. Bizim korkacağımız bir şey yok bizim ya. Bizim de şimdi konumuz ekonomi olduğu için... Ben onu düşünüyorum. Geçen yıl mesela bir inşaatta diyelim ki 100 metrekare veya 150 metrekarelik bir daireyi yaptığınız fiyatla 2017'de yapacağınız fiyat arasındaki farkı isterim ben sizden. Bunları söyleyip bizi izleyenler yani ben ev sahibi olursam ne kadar ziyan edeceğim, ne kadar fark ödeyeceğim diye hesabını onların yapması. Şimdi onu aydınlatmanızı bekliyorum. Türkiye'de bir şey değişti. Biz bundan 25-30 sene önce, 25 sene önce inşaat yaptığımızda biz barınma alanları yapıyorduk. İnsanların barınacağı bir alan. Onun için bizim Hacerler'den ya da işte Selim Şahlar'dan gelen ablamızda, teyzemizde iki tane köyden yumurta, işte 3-5 tane şey üzüm, bir bilmem ne zeytin ya da bir zeytinyağı getirirdi. Oğlum Allah senden razı olsun, bizi ev sahibi ettin derdi. Şimdi öyle yok. Ona şimdi, kanaat getirilmiyor artık. Şimdi yaşam alanları yapıyoruz. Yaşam alanları yapıyoruz. Yani insanlar artık yaşayacakları bir alan. Keyif alacakları bir alan istiyorlar. Barınma alanı yok. Türkiye'deki hiç kimse dışarıda değil. Kimsenin barınma alanına ihtiyacı yok. Şehrin içine çıkın. Gezin. Kiralık yazan evlerin %80'i 3. katından sonra asansörsüz ev olduğu için tutulmuyor. Evet. İçinde oturanlara bakıyorsunuz 20-25 yaşında delikanlı. Ya öğrenci çocuk asansörle yer soruyor. Çünkü toplum artık buraya geldi. Ülke zengin bir ülke. Hiç kimse işsiz değil sokakta. Bakın iş beğenmemezlik var. İş beğenmiyor. İşsiz varsa burada televizyonlarda herkesin huzurunda söylüyorum. Kaç tane işsiz varsa bana gönderin bende iş var. Kaç tane varsa sayısını söylemiyorum. Kaç ama tane ben varsa. Ben söylediğime cevap alamadım Abdullah Bey. Yani şimdi geçen yıl yapılan da bu yıl şimdi size söyleyeceğim. Biz ne şimdi, bekleniyor onu alamadım cevabını. Şimdi biz bu alanları istiyoruz. Biz artık barınma alanı değil yaşam alanı istiyoruz. Yaşam alanlarını da isteyince bunları şekillendirdik ve evlerin içinde çok masraflar yapılmaya başladı. Yani siz eskide bir evin içerisinde şimdiki parayla söyleyeyim 10 bin lira para harcıyordunuz. Şimdi 120 bin lira para harcıyorsunuz.
Tabii şimdi daha önce 100 bin lira kemik maliyeti olan, ana maliyeti olan bir binada 10 bin lira üstüne koyup 110 bin lira istiyordunuz vatandaştan. Bir gün 120 bin lira koyup 230 bin lira istiyorsunuz. Ama gelen de onu istiyor, evin içerisinde istiyor. Şimdi siz 230 bin lira istediğinizden, arsa paylarında da %30, 40, 50, 60 neyse koyduğunuzda 350-360 bin lira gibi bir çılgın bir rakam çıkıyor. Ve bu rakam insanları rahatsız ediyor. Ama unutmayın, bu şehirde 150 bin lira da daire var, 120 bin lira da daire var, 500 bin lira da var, 800 bin lira da var, 900 bin. Herkesin ekonomik gücüne göre var. Ama herkes 900 bin liralık daireyi baz alıp ona sulanırsa mutlu olamaz. Yani daireyi böyle modern bir halde yapmak istiyorsanız bunun fiyatı iki kat olur diyorsunuz. Öyle zaten, öyle yapmak zorundasınız. Öbür türlü normal barınacak şekilde yaparsanız aynı metrekarede olsa yarı yarıya olur diyorsunuz. Şimdi yani Muradiye Manisa 5 dakika. Mesela bu dediğiniz gibi Muradiye gelişmekte olan bir 5 dakika. Kuşlu Bahçe Manisa'nın hemen altında. Yani yeni alanları işte Horusköy çok güzel başladı, yapılıyor, binalar yapılıyor. İnsanlar burada yaşayıp 150 bin lira, 160 bin lira, 170 bin lira çok rahat bir daire sahibi olabilir. 130 metre, 120 metre 3 artı 1 bir daire sahip olabilir. Ya da 25-30 bin lira aşağı 2 artı 1'e sahip olabilir. Bu imkanlar var Manisa'da. Ama 600-700 bin lira, 1 milyon lira, 1,5 milyon lira da var. Onu da isteyen o parayı verecek zaten. Bir de size son final sorusu yapayım. Evet, şimdi 1990'lı yıllarda kurulan Manisa Birlik. Evet, alanı. İyi bilir. Dubles evler. İyi bilirim, evet. Bahçeli. Şimdi bugün 2017'ye giriyoruz. Yani girdik diyelim. Oraları da muhakkak ki yeni bir kent olacak. Ya yani orası yeni Manisa diye geçiyordu zaten. Hı. Şimdi olacak. Kulağınız deliktir. Ne olacak orası? Kentsel dönüşüme girecek mi dersiniz? Yoksa oradan da bir istifade edelim, yolları genişletelim, şöyle yapalım denilen bir durum var mı kulağınıza şimdi gelen? Şimdi Daleli başladı. Daleli başladı. Ama Daleli'de daha sonuç yok. Sonuç yok. Yani elle tutulur bir şey yok. Laleli'nin başarısı, Laleli'nin vizyonu şehrin bütün kesimlerine sirayet edecek. Evet, orası emsal olacak. Tabii ki emsal olacak. Şimdi Laleli'nin ne yapacağı çok önemli. Laleli'de neler yapılacak? Şimdi Laleli'de tabii siz gidiyorsunuz, adam diyor ki benim diyor burada bir dairem var diyor. Evet. Siz bana ne vereceksiniz diyor. Senin daireni yenileceğim diyorsunuz. Bak yenilemek yetmez diyor, yanında ne vereceksiniz bahçemi diyor. Bahçemi de alıyorsunuz. Tabii. Şimdi yeşil alan yine olacak. Şimdi biraz çok çetrefilli bir durum. Yeşil alan yine olacak ama... Belediye başkanlığı da haklı bir konuda. Şimdi Sayın Çerçi'yi de dinledim. Sizin olduğunuz yerde aynı şekilde söyleşi yaptık. Vatandaş sizin dediğiniz gibi düşünüyor. Bu soruyu kendisine yönelttim. Biraz tedirgin oldu ama ben yepyeni diyor bir yollarıyla, konferans salonuyla, belediye sarayıyla hani öyle bir yer yapmayı düşünüyorum dedi. Yani sil baştan yapacak gibi. Evet, herkesin de metrekaresine göre de dairesini vereceğini söylüyor. Ama tabii bu arada bahçeler gidecek, genişleyecek. Zaten o da belediyenin yasasında var sanıyorum. Şimdi siz yenilemek denen bir şey var. Evet. Yani siz eski arabanızı götüreceksiniz, yeni bir araba alacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Ona üst veriyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Şimdi burada bir üst vermiyorsanız bir şeyden fedakarlık yapacaksınız. Ya bahçenizden yapacaksınız, ya üst kattan, ya alt kattan bir yerden yapacaksınız. Şimdi orada tabii bunu kurtarmak için bize verdiği bilgi, yani kendi ağzından aldığımız bilgi, üç katlıları altı kata veya şeye çıkaracağız, beş katları da altı kat yapacağız. İşte zaten orada beş ve üç katlı evler var. Şimdi öyle kurtaracak durumu dedi. Şunu söylüyorum, şimdi kentsel dönüşümde benim de şehrin içerisinde yaptığım iki üç tane yer var. Küçük bir örnek anlatayım. Evet. 150 bin lira, 130 bin lira civarında değeri olan daireler bugün 350 bin lira, 400 bin lira değerine çıktı, yenilendiğinde. Tabii. Buna böyle bakmak lazım. Her şeyden önce deprem yasasına uygun 8-9 şiddetindeki depreme dayanıklı ve en az bundan sonra bir 50-60 yıl genç bir binada oturacaksınız. Evet. Daha sağlıklı bir binada oturacaksınız. Orayı öyle değerlendirmek lazım. Şimdi tabii bu kentsel dönüşümle ilgili ada bazında, mahalle bazında ihtiyaç var mıdır, yok mudur, şu anda girişmeli midir, girişilmemeli midir, nasıl, ne yapılması lazım?
Bununla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Çünkü konuştuğumda bazı arkadaşlarım alınıyor. Şimdi zaten bu konuda sadece hani kısa şey varsa algılayalım. Çünkü belediye başkanı da söyledi bu konuda yapacağını. Ama şöyle bir şey, vatandaşa ne gibi bir şey verebilirsiniz? Laleli bizim hem Manisa'daki müteahhitler açısından hem de Manisa'daki ana şehrin ve iki tane ilçe belediye başkanımız. Başkanımızın bence kimliğini ve onların her şeyini ortaya koyacak. Evet. Diyecek ki bu başkan bu kadar başarılı, bu başkan bu kadar başarılı, bu müteahhit bu kadar başarılı. Hepimize bir not verecek. Hepimizin diplomasına bir not yazacak. Yani diyecek ki siz buradan 5 aldınız, buradan 4 aldınız, buradan 3 aldınız. Kariyeri belli olacak. Evet, belli olacak. Herkesin şimdi kariyeri, futbolcular bu, gibi. Bu zor bir şey değil. Bu çok kolay bir şey. Ama halkı ikna etmek bence bunun en zoru olanı. Bunun için de ikna etmenin yolu da bir istikrar olacak. Yani adam bilecek ki bu belediye başkanı benim hakkımı, hukukumu korur. Çünkü böyle olacak. İki, birliktelik olacak. Temennimiz sizin dediğiniz gibi istikrar olsun. Ve birliktelik alan olsun. Alan da memnun olsun, satan da memnun olsun. Tabii birliktelik olsun. Ve Manisalı kazansın diyoruz. Siyasi görüşün ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Yok, siyasi birliktelik önemli. Girmedi. Yok, birliktelik önemli yani. Ve Manisalı müteahhitler kazansın diyorum. Hepimiz kazanalım. Ondan sonra sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sevgili izleyenler, Gözlem programının bugün sonuna geldik. Sizlere veda ederken gelecek hafta Gözlem programı saat 17'de başlayacak. Bilginize sunuyorum ve sizlere de iyi akşamlar deyip veda ediyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.